yapmalardan sonuncusu, laik ve bilimsel eğitimi reddeden eğitim müfredatında yapılan değişiklikler olmuştur. Türkiye'de okullar ve üniversiteler başta olmak üzere bütün eğitim kurumları iktidarın mezhepçi, ayrımcı ve otoriter uygulamaları ile eliyle gerçek işlevlerinden hızla uzaklaştırılmıştır. Son olarak müfredat değişiklikleriyle laik bilimsel eğitim anlayışının yanı sıra eşit, özgür ve demokratik yaşam anlayışına karşı iktidar tarafından açık bir meydan okuma yaşanmaktadır. Eğitimde 4+4+4 dayatması sonrasında gündeme getirilen karma eğitimi kaldırma girişimleri ve zorunlu seçmeli ders sayılarının sürekli artması, öğrencileri imam hatiplere yönlendirme politikaları, okul idarecilerinin yönlendirmesiyle ÇEDES ve benzeri projelerle çocuklarımızın tarikat ve cemaatlerin faaliyetlerine katılmaya yönlendirilmektedir. Müfredat değişiklikleri bugüne kadar eğitimde yaşanan dinselleştirme uygulamalarını en son ve en tehlikeli adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Hiçbir toplum birbirinin aynı ve tamamen aynı düşünen, aynı inancı paylaşan, aynı değerleri benimsemiş insanlardan oluşmaz. Devletin laiklik ilkesi gereği bütün inanç, kimlik ve dünya görüşleri karşısında eşit mesafede ve tarafsız olması gerekirken, sadece belli bir inanç sisteminin değerlerini merkeze alan bir eğitim müfredatını okullarda bütün öğrencilere dayatılması kabul edilemez. Tekçi, gerici, müfredata hayır! Tekçi, gerici, müfredata hayır! Devlet, eğitimi dini esaslara göre değil, laik ve bilimsel doğrulara göre düzenlemeli, eğitimde laiklik ve bilim karşıtı bütün politika ve uygulamalara derhal son verilmelidir. MESEM'lerle çocuk işçiliği meşrulaştıran ve yasallaştıran yüzlerce çocuğun atölyelerde güvencesiz çalışmasına ve hatta ölmesine sessiz kalan iktidar, şimdi eğitimin her kademesinde sorgulamayan, itaat eden ve Türkiye'nin yeni ucuz ve güvencesiz koşullarda çalışacak olan neslini oluşturmak için bu müfredatı öne sürüyor. Tamamen sermayenin ihtiyaçlarına göre belirlenmiş bu müfredat, işçi ve emekçi çocuklarının nitelikli ve bilimsel eğitime ulaşmasının önünde engeldir. Eğitim sistemi ve okulların tamamen siyasi iktidarın denetimine girmesini, çocuk ve gençlerimizin yeni eğitim müfredatı üzerinden egemen ideolojiye teslim edilmesine ve sömürü çarklarında ezilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar müfredat değişiklikleriyle ilgili olarak bizlerin eleştiri ve önerilerine kulaklarını tıkayanlara karşı tepkimizi göstermek için bugün ülke çapında çocuklarımızı okula göndermiyor ve bir günlük okul boykotu yapıyoruz. Bizler eğitim müfredatı olmaktan çok siyasi iktidarın siyasal ideolojik hedeflerine göre düzenlenmiş laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı kabul etmiyor, tümden reddediyoruz. Başta öğrenciler ve veliler olmak üzere tüm halkımızı bilim ve laiklik karşıtı eğitim müfredatına karşı birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Eğitim sisteminin tek din, tek mezhep anlayışıyla kuşatılmak istenmesine karşı çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor ve harekete geçiyoruz. 11 Haziran itibariyle ülke çapında gerçekleştirilen okul boykotu ve alan eylemleri ve eğitimde yaşanan dinselleştirme uygulamalarına karşı ilk uyarımızdır. Uyarılarımızın dikkate alınmaması halinde önümüzdeki dönemde çok daha büyük ve kitlesel eylem ve etkinlikler yapacağımızın bilinmesini istiyoruz. Müfredata hayır platformu. Tamam.
Kutsal, eğitim, bilimsel, müfredat istiyoruz. Namusal!